Kafa Önü Sohbetleri başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar diye girme dur. Dur bir. Nasıl gireyim? Burasını da koyma. İstemiyorum bunu koyayım. Ben gireceğim. Bu ben haftalarda konuşamadım. Keseceğim. Bir daha girelim. Merhaba arkadaşlar. Tekrar bizi izlemeye geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet Deniz, sen giriş yapabilirsin. Adamlar gelmedi. Tıkladılar videoya. Bir yere gelmediler. Bir kere bu konuda anlaşalım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz uzay. Adamlar gelmedi dakika, deyip hoş geldiniz mikrofonu... hemen süper oldu bu arada. Müthiş. Evet. Hoş geldiniz dedim. Evet. Yemin ederim ne dediğini bilmiyorum, biliyor musun? Bence ben de. Ben ne dediğimi biliyor muyum Ümit'im? Bence de. Ona ümidim de, ona konuş onu. Tamam. Ümidim. Evet. Bu haftaki konumuz uzay. Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıkmasıyla birlikte 50 milyon euro karşılığında. Öyle miymiş? Alacak mıymış o parayı? Ne alacak lan? 55 milyon euro ödeme yapmadık mı biz Türkiye olarak bu adamı uzaya göndermek için? Bir an o kadar takip etmedim ki, sadece onunla alakalı şunu biliyorum: Gezer bir avcı değilmiş ya, onu paylaştım, görmüşsün. Gördüm, evet. Bir de izledim onu ciddiye alıp. Neyse, bu adamın biz uzaya biz bu adamın uzaya çıkması için galiba NASA'ya ödeme yaptık diye biliyorum. Şu an önünde bir hisse var müdür, baksana ya. Neyse bak, ben, tamam, bölme, evet, bölme, evet. Tamam, ben bölme. Onu duydum. Ben onu alacak zannettim, hani uzaya gidiyor, iş vallahi yapacak falan. Uzayda ne yapacak oğlum adam? Yalnız takdir ettim. Atatürk'ü anması benim çok hoşuma gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Ben beklemiyordum açıkçası. Ne bekliyordun? Ya onu söylemeyeyim şimdi, boş ver. Söyle ya. Yok, söyleyecek bir şey yok. Bir kere de söyle ya, ne bekliyordun? Yok, söyleme. Söyle, ne bekliyordun? Bak, benim 2 yaşında çocuğum tamam var. Tamam abi. Benimle uğraşma. Bak, hep bunu atıyorsun ortaya bak. Evet. Böyle bir yere varamayız, hep ben konuşuyorum. Varırız sen konuş. Sabah alacaklar beni ya. Almazlar. Beni almazlar. Yok, almazlar. Seni severler. Yani... Seni severdim. Ve sana... Hiç kötü niyetle seni... Ayıp. Ayıp. Neyse. Ulan ne güldük ya. Öf, daha bir dakika olmadı ne güldük, evet. Ya. Ya bu adam bu adamın uzaya çıkması için 55 milyon euro para verdik diye biliyorum. Ben yanlış biliyorsam da olabilir. Olabilir. Ben Açın de alıyorlar güzel diye biliyordum. Açın güzel. Sen güzel bir adamsın. Oğlum. Açın nasıl güzel olmasın? Bak, birbirimizi övmeyelim. Ne beni yap? Övme, bana para ver. Benim yok ki, vereyim sana para. Neyse, ben de bir yerde okudum. Biri de şey almış işte, bu 55 milyon euroyu buraya vereceğimizi Hatay'daki depremzedelere ev yapardık falan yazmış. O zaman doğrudur. Çünkü ben 55 bin euroyu gördüm, konuyu geçtim. Adam ne, bir ya de para altını, kazanacak ben diye altını düşündüm. Okuma, benim yine bu kulaklık yine kulağımda emanet duruyor ya. Neyse, ben böyle tweetlerin altını okuma hastalığım var benim bayağı böyle. Bir tweete girerim böyle, bir saat altında zaman geçiririm insanların yazdıkları falan. Seçimden sonra bunu bıraktım. Çünkü şöyle bir şey ilerliyor artık. Tweetin altına giriyorsun, bir kişiye giriyorsun, bir kişiden binlerce kişiye geziyorsun falan böyle. Sonra trollere giriyorsun. Bakıyorsun fake hesapların retweetlediklerine sinir oluyorsun falan. Bayağı yormuştu beni. Neyse, konumuz bu değil. Konumuz uzay abi. Evet. 55 bin euro uzaya çıkmak için sence okey bir para mı? Bence okey bir para bu arada. Yani. Abi 55 bin euro iyi. Çok büyük bir para ama ya. Yani büyük bir para şimdi ya. Enflasyona bakıyorsun ve ben enflasyona bakma. Neye bakacağım enflasyona abi? Enflasyona bakma. Neye bakacağım? Enflasyona bakma. Şu anda bu arada sen Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olduğuna inanıyor musun? Başka Türk mü çıkmış? Yani var böyle iddialar, böyle Mustafa yazılar. Mustafa Topaloğlu haricinde var mı? Yok. Uzaylı. O da çıktı böyle. Değil mi? Yok, o hep o uzaylı olduğu için oradan şey biliyorsun. Ya 2 yaşta çocuğun yok mu şimdi mesela? Mustafa Topaloğlu sana dava açsa, tazminat davası açsa bu videoyu izleyip. Alsa senin donuna kadar. Oğlum, ben uzaylıyım deyip gezen adam değil mi? Bana niye dava açıyor adam? Tamam, açar. Sebep? Uzaylıdır belki adam. Hiç doğru olma ihtimalini düşündün mü bunun? O zaman ben kazanırım davayı. İyi olur. Doğru lan. Yani. Evet. Umarım açar o zaman. Umarım açar. Mustafa bizi dinliyorsan, Mustafa Topaloğlu'nu da severim bu arada ben. Ben de severim bu arada. Yani kötü niyetli, evet, bir şey söylemedim de yani adama. Zaten. Ben pek şey yapmadım, böyle motive olmadım. Ulan Türk çıktı, ilk Türk çıktı, uzaya çıktı falan, böyle bir motivelik, böyle insanlar meydanlarda izledi falan. Abi bu kadar bana abartılı geliyor ya. Günlerce konuştuk falan. İnsanlar çıkıyor, anladın mı oraya yani zaten? Biz... Ya yok, aslında güzel bir şey. Güzel bir şey ama bunu şey. Bu kadar uzun süre konuşmamız bana çok sağ. Biz bu arada sadece uzay konusunda değil, biz çoğu konuyu gerektiğinden fazla uzun süre konuşuyoruz. Tabi gündem nasıl değişecek başka türlü? Abi gündem zaten her saat değişiyor. Bir şeyi uzatmamıza gerek yok ki zaten. Yani millette para yok, kimsede para yok. Bende sen de para yok, ben başkasında buna, para ben buna yok. Katılmıyorum. Millette para var ya, bizde yok. Ya nereye var? Herkeste kredi kartı var abi. Gözünü seveyim ya. Şimdi onları da kesmeye başladılar. İşte kaç, %4 müymüş neymiş, 5 miymiş faiz, öyle bir şey yani. Ben kullanmıyorum kredi kartı. Ucundan kıyısından kullanmak zorunda kalıyorsundur ya. Kalıyorum canım, yemek falan, onları
kredi kartına bağlıyorum. Ya her şeyi peşin para alıyorsan zaten benim klasmanım da... Aha! Benim, ne yapıyorsun ya sen? Benim İyice heyecanlandım ya. İşte. Ama karşımda böyle kredi kartı kullanmayan, her şeyi Tiko para kullanan... Hayır, ben Tiko para kullanıyorum diye bir şey demedim. Ne yapıyorsun kredi oğlum? Ne veriyorsun yani bir şey alırken Hayır. adama? Para veriyorsun. Nakit, bak nakitim varsa nakitle alıyorum. Ama evet. alamayacaksam kredi kartına da taksit yapayım. Taksitle ödeyerek mal sahibi olurum tribine girmiyorum. Geçen çok güzel bir videoyu izledim. Bak bununla alakalı. Enflasyonun çok yüksek olduğu yerlerde taksitle bir şeyler alıp öyle sahip olmak daha mantıklıymış. Bana da mantıklı geldi. Çünkü o aldığın şeyin değerini, paran yoksa'dan bahsediyorum burada. Parası olan zaten parayı direkt verip alıyor da. Yok param, dinliyorum. İşte atıyorum 20 bin lira bir şey aldın. O hep 20 bin lira olarak kalıyor ya. Evet. Taksitte böldüğün zaman. Evet. Şimdi almayayım, birazcık daha para biriktireyim, alayım dediğinde o 20 bin lira oluyor 40 bin lira. Anladıysan 40 bin lira, beni anlatamadın ki. Abi bak şöyle, şimdi bir şey alacaksın 20 bin TL, tamam mı? Tamam abi. Kredi kartın var, 20 bin TL'ye onu aldın, 9 taksite böldün, tamam. Artık 12 de vermiyorlar. Tamam. Ama dedin ki... 12 yok mu artık? Yok, 9. Niye? Ne bileyim, bazı siteler yapıyor 12 mak. Peki, ama tamam. Hepsi yapmıyor. Boş ver. Neyse. Önemli değil. Atıyorum dedin ki ama yok ben kredi kartıyla almayayım, birazcık daha para biriktireyim. Hı-hı. 20 bin liraya Tiko verir öyle alırım diye gittiğin zaman o 20 bin liralık şey oluyor 40 bin lira enflasyonundan dolayı. Adamın söylediği bu mantıkta, o yüzden çok hoşuma gitti benim. Doğru, şuradan yola çık. Ben yakın zamanda taşındım. Ben taşınmayıp kredi çekip ev alsaydım kiradan daha az kredi. Oho, tabii ki oğlum. Borcu ödeyecek. Sen deli misin? Kaç para ya, şöyle düşün. Annem işte yeni bitirdi. Biz Akçay'daki yeri aldığımızda bu evin kredisini yeni bitirdi. Hı hı. 2700 lira mıydı neydi aylık taksiti? 2700 lirayı şu an takla atarak ödersin yani. Öderiz evet, yani, anladın evet, mı? Kaç para kiralar abi? 15 şu an ortalama bir kira. İşte öyle. 15 yok bu arada. 15 çok zor bir kira yani şu an İstanbul'da. Evet. Bence 15 zor bir kira. 15 bin liraya kiraya çıkman için bir 5 aya varaman lazım ki ben 4-5 aya varadım yani. Girmediğim sen delik kalmadı. Girmediğim zaman, emlakçı evet. dükkanı kalmadı. Ahbap olmadığım emlakçı kalmadı. Artık hepsiyle. Böyle dertleniyor. Aşağıda seni dertli görüyordum böyle. Ev bakıyor. Hala böyle ev bakıyor. Ev ya, bakıyor. Bir ara böyle gerçekten evlerin artık ilk fotoğrafından yorumlamaya başladım. Bu ev böyledir geç, bu ev böyledir geç. İçim şişmişti abi ya. Sonunda değiştirdim. Sonunda neyse. Ama dünkü fotoğrafından, bana evet. attığın fotoğraftan sonra mutlu olduğunu gördüm, evet, en azından evet, içim rahatladı benim. Masamı de değiştirip oldu. Güzel bir düzene geçtim artık. Onu bir de ışıklandırsana lan, onu söyleyecektim sana. Altını bak. Mı? Altını, üstünü, yanını, artık nereden bakacağım, mutlu olursan. Yani bakacağım. Işık gerçekten fark ettiriyor böyle kesinlikle, yani orada böyle kesinlikle yaşam fark. Alanını çok güzel etkiliyor. Evet. Neyse, konumuza dönelim. Evet. Uzay. Ne düşünüyorsun abi uzay hakkında? Uzaylılar hakkında ne düşünüyorsun mesela? Uzaylılar. Gerçekler mesela. Ben var olduğuna inanıyorum. Ben de var olduğuna inanıyorum. Peki uzaylıların bir gün dünyaya geleceklerini inanıyor musun? Ben geldiklerini düşünüyorum. Şu an buradalar diye. Tabii canım. Ha, saklanıyorlar yani. Yo, ben bilmiyorum ya, onu tam olarak anlatamıyorum ama bu kendi içsel bir düşüncem yani. Mesela ben bu... mesela bir piramidin nasıl yapılır onu böyle bilimsel olarak anlatıyorlar falan ama hiçbir şekilde suyla bana midir? Oturmuyor. Suyla mı taşıyorlarmış kaç bin tonluk şeyi taşı? Su taşıyormuş işte, onlar taşımıyormuş. Abi ne, okyanus mu koyuyorlarmış altına? Hayır abi işte oraya su bir... Bunu ben sana nasıl anlatayım müdür burada ya? Ya mantıklı değil abi. Mantıklı abi, fizik diye bir şey var. Biliyorum, aç piramit belgesini. Sen ses mühendisi adamsın evet, ya. Evet, o yüzden mantıksız geliyor. Mesela şey... Mimar Sinan'ın yaptığı o camilerdeki fil ayaklarındaki o her notanın ayrı olması, işte altta belli bir santimde işte rüzgarın sürekli esmesi, o hocanın namaz kıldığı yerin altında güzel bir kabin olması ve camide her tarafta işte ne seviyede konuşursa konuşsun sesin duyulduğu akustikleri hesaplayan bir insan olarak söylüyorum. Mimar Sinan mıydı? Nargileyle akustik evet, test eden. Abi bana çok garip geliyor bu mesela ya. Niye? Yayılımına bakıyor işte. Abi tamam, yayılımına bakıyor da nargile nereden aklına geldi, anladın mı yani? Bilmiyorum, onda da aykırılık varmış demek. Ne bileyim abi, anladın mı yani, nargile ne alaka müdür yani, fokurdatmak ne alaka, anladın mı yani, hani el çırp, başka bir şey yap. Fokurdatmak ama yani rahatlatır diyorsun. Hayır rahatlatmak değil, onun oradaki alttaki herhalde dip frekansları kullanmak istedi, bilmiyorum yani, çünkü fokurdattığın zaman alttan dip frekanslar geliyor ya. Evet, olabilir. Orada muhtemelen bizim de duyamadığımız subsonik sesler. Şimdi ses mühendisi bana burada artistik mi yaptırmaya çalışıyorsun? Hayır, alakası yok ama sen de biraz kendini bize aç yani. Ben senin ses mühendisi tarafını hiç görmedim. Müdür. Farkında mısın bunun? Ne kadar dedim? Hemen gösteriyorum. Bu benim ses mühendisi tarafım. Bu prodüksiyon. Bugün çok ciddiye aldım, ciddiye yani. Aldım. Dinliyorum bir de sana. Bak. Oğlum ne yapayım lan? Yani bunu göstermek. Hayır ya için. Bana bir de kardeşim, bu böyle, bu böyle de. Deme de. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz aylardan beri birlikte çalışıyoruz, okey? Evet. Ama ben senin ses mühendisi olduğunu hiç aklıma gelmiyor ya. Kanka ne yapayım? Evet, bir şey de yapamazsın. Ne yapmam istiyorsun? Ben o zaman sesle ilgili merak ettiğim şeyleri sana sorayım. Sor, mantıklı. Her zaman soralım zaten hep, bu arada. Evet, evet sorayım. Sor. Elimizin altında ses mühendisi. Adama hiçbir şey sormuyoruz ya. Bir de teknik olacağız yani. Sor yani.
Soracağım. İstediğin. Bana sor. Yanlı ya, neyse telife girmesin. Ya bir şey söyleyeceğim. O kadar da girmez herhalde. Biz bu YouTube'da şarkı çalamıyoruz değil mi ya? YouTube olduğu için. Hiç mi çalamıyoruz? Geçen yayınlayamadığımız zaman penguenlerin altına bir şarkı koydum ya. Hemen telif geldi ondan. Ne koydun ki oraya? Telif, no copyright koymadın mı sen ona? Telifsiz koymadın mı sen ona? Telifsiz diye seçtim. Telif çıktı, aman dedim kazansın. Neyse, penguenlere iyi bir tepki aldım ben. Bu arada neden iki hafta olmadığımızı anlatayım. Ben ilk hafta çok yoğundum. Kameranın karşısına geçip böyle enerjim yoktu size bir şeyler anlatacak. Veya Ümit'e bir şeyler anlatacak. Enerjim gerçekten yoktu. Burada da yoktu bu arada. Burada yani da yoktum. Şey. Çünkü geceleri çalıştım burada ve sabahları daha fazla burada koltukta zaman geçirdim. Uyudum, uyukladım, işlerimi yetiştirmeye çalıştım falan. İkinci haftada geldim, hadi çekim yapalım. Ümit dedi ki modum yok. Modun yoksa yapacak bir şey yok, yapmayalım. İkinci haftada öyle yapmadık. Aslında o da yorgun olduğu için modu yoktu. İkinci haftada yapmış, şu anda karşınızdayız dedik, yapalım artık. Bir de arkadaşlar artık perşembe günleri değil, pazar günleri karşınıza çıkmaya... Ne dedin? Zaten pazar günü çıkacağız oğlum. Adamlara ben açıklama yapıyorum burada. Bak hep adam hep... Bizde bir cinsiyetçilik de var. Sende var şu an, sen evet. Diyorsun. Ben yapmadım açıklamayı. Beni katma hiç bunların içine. Doğru söylüyorsun. Niye bu kadar tepki gösterdin bana ya? Tamam abi, özür dilerim. Bunu direkt koyacağım. Tanıtımları gene ben yapayım. Güzel. Neyse, tanıtımları sen yap da neyse ya. Ben onu anlatayım. Hani bundan sonra perşembe günleri değil, pazar günleri karşısına çıkacağız. Çünkü perşembe günleri bizim iş yoğunluğumuzun arasında birazcık sıkılıyoruz. Sıkılıyoruz derken hani yetiştiremediğimizde işin kötü olduğunu düşünüp biraz modumuz düşüyor daha doğrusu. İyi açıklamadın mı? Bence güzel açıkladın. Şöyle de demek lazım. Çünkü burada da akan bir iş olduğu için, radyo tabii gibi bir iş olduğu için. Merhaba arkadaşlar, biz artık size pazar günleri yayın yapacağız. Hemen bunu da baştan koyayım ki diğerlerinde de şey böyle bakışın kalsın istiyorum, anladın mı? Bunu seviyorsun ama. Ama İşin bunu bak... komik yanı ne biliyor musun? Kendi YouTube videolarımda bu şekilde giriş yapmıyorum. Biliyorum. Bak ben seni ilk... bu konu uzay olmasın bu videonun konusu bu arada. Uzay yazmıyor. Ana konusu uzay diye girdik. Ana konu işte. Uzay da. Ana konu uzay ne? Uzay hakkında hiçbir şey konuşmadık. Gezer kafalar mı uzay? Gezer avcıyı konuştuk. Onun bir gezer, bir avcı olmadığından evet bahsettik. 55 ne kadar çıktığını, onunla neler yapılacağını bahsettik. Neyse, önemli değil. Konu o değil. Konu o da. Konu şu an o değil. Evet. Konu şu ki... Ne biz... yapacağız abi? Uzayda biz kaç gezegen var, ne kadar metreküp? Evet, bunu zaten mu anlatacağım? Doğru, ne anlatacağız biz seninle ikimiz? Ben uzay hakkında bir şey bilmiyorum ki. Satürn, Uranüs, Güneş, Ay, Dünya. Başka bir şey bilmiyorum ben uzay hakkında. İşte boşluk falan. Boşluk, Samanyolu. Samanyolu. Karadelikler. Galaksi. Başka galaksi. Yıldızlar, işte, ayı, aynen, mıyı. İşte aynen. Ayı büyük da. Ayı, küçük ayı oradan evet geldi. Evet, ben diyeyim de oradan. Ben şunu anlatıyordum. Sen bu arada bu merhaba arkadaşlar girişini yaptığında benim bu tepkim artık hani şey değil. Dinleyiciler benim bu tepkime alıştı. Ben hep bu tepkiyi göster. Ben gerçekten bu tepkiyi gösteriyorum. Çünkü ben... Biliyorum. Sevmiyorum abi. Biliyorum. Sevmiyorum. Biliyorum. Ve ben senin YouTube videolarını ilk zamanlar izlemeye başladım. Sen başlarda bu merhaba arkadaşlar abartarak yapıyordun mesela. Merhaba arkadaşlar diye giriyordun mesela. Ama sonra bunu böyle fade out yaptım böyle. Merhaba arkadaşlar diye girmeye başladım. İlk zamanlar biraz daha merhaba arkadaşlar diye giriyordum böyle hani. Onu ben aldım diye düşünüyorum. Evet. Neyse, kulaklık sponsorlarını bekliyoruz. Ben bizim podcast yaptığımız günlerde evdeki kendi kulaklığımı getireyim buraya. Bunu da sen takmış olursun. Sende ne var? HD25. Aa. Ha. Niye şaşırdın? Niye bakıyorsun oğlum öyle? Olamaz mı? Olabilir. Niye şaşırdım ben de? Ben de böyle biraz kalıyorum böyle bazen. Kaç dakika oldu? 15-16 dakika 15 oldu. Bence bitirelim. Ben 20... Biraz daha konuşalım ya. Ne konuşacağız oğlum, yeter. Ne konuşacağız? Konuşuyoruz ya onda. 15 dakikada konuşuyoruz. Ben bak, beni bırak şu an, ben yarım saat daha konuşurum. Biliyorum. Ne konuşacağız? Sen söyledin. İddia sende. Buyur. Neyse tamam. Pardon. Öyle yani, pazar günü almamızın sebebi buradaki iş yoğunluğundan dolayı pazarı aldık. Pazarı aldık. Niye pazarı aldık? Sen pazar dedin, pazarı aldık. Videoyu da yetiştirmeye çalışırken bazı yerlerinin kötü olduğunu düşünüyorsun sen. %90. Ben bunu senden aldım mesela. Senden hissettim bunu. O yüzden içine sinmediği bir işi de yayınlamayı tercih etmediğimiz için pazar gününü aldık yayın tarihini. Adam kendi sordu, kendi cevapladı. Teşekkür evet ediyorum. Ben senin öyle önünü açmak adına. Benim sen... önümü aç Deniz ya. Hayır. Önüm açılsın. Öyle değil hani şey, önünü açmak derken kafanı boşaltmak anlamında. Düşünme sen boşuna, ben cevap veririm anlamında. Teşekkür ediyorum. Kendim sordum, kendim cevap verdim işte. Ben bu yayın bayağı... Seni sevdiğimi biliyorsun. Ben de seni seviyorum. Müdür. O zaman kendinize iyi bakın. Hoş. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Kapat gidelim ya.